Evet değerli izleyenler, şu an Dilok kentinin Islahiye ilçesinin Sulu Mağara köyündeyiz. Köy gerçek anlamıyla tamamen yıkılmış diyebiliriz. Burada insanlar kendi enkazlarını, kendi yaralılarını kendi imkanlarıyla çıkardılar. Ve ilk gelen yardımlar dışında devletin en azından 3-4 gün sonrasında buraya uğradığı detaylarını alabildik. O yüzden şimdi biraz köyü dolaşacağız. Sonrasında köy sakinleriyle biraz konuşmaya çalışacağız. Arkadaşım da takip etsin beni. Şu an neredeyse bütün evlerin şu şekilde gösterelim. Bütün evlerin neredeyse duvarları yerlere dökülmüş durumda. Köyün tamamında neredeyse çok az ev kalmış. Onlar da hasar alan ve bir şekilde çatlaklar oluşan ve oturulmayacak noktada olan evler. O yüzden de bu şekilde biraz kısmen detay göstermeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir ev tamamen enkaz halinde, bütün parçaları sağa sola dağılmış durumda. Dikkatli yürümeye çalışıyoruz çünkü gerçekten ciddi hasarlar almış. Biraz köyün içinden detaylar almaya çalışacağız. Sulu Mağara köyü eteklerine kurulmuş bir köy. Yukarı tepenin ardında Sulu Mağara, yani mağaranın kendisi zaten orada. Kayalarda aşağıya dökülmüş, oraları da gösterelim. Buradan daha net görünecektir. Yukarıdaki kaya parçaları köyün aşağısına doğru yıkılmış durumda. Bu da bir parçası. Islahiye'den, merkezden çok da farksız değil. İnsanlar buralarda çadırlarını kurmak zorunda kaldılar. Ne yazık ki. Sonradan gelen çadırlar. Birçoğu kendi imkanlarıyla buralarda çadırda kurmuşlar. Biz de yavaş yavaş yanlarına gitmeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Evim burası. Yıkıntı oldu evinizde. Çökük var. Dışarı çıkarken işte böyle fırladık, benle gelin. Benim omuzum kırıldı, gelin de beli kırıldı. Geliniz nerede şu an? Şu an Ankara'da. Ankara'da, hastaneye mi götürdüler? Hastaneye götürdüler, ameliyat ettiler. Durumu nasıl peki? Durum, burada çekiyormuş daha böyle. Daha ameliyat etmediler benimle. Yapamadılar, yer yoktu. Geri eve geldim ben. Sevk yapılmadı mı? Sevk yapılmadı. Buradan çağırdılar, helikopterle gittik. Gelin Ankara gönderdiler, beni de eve gönderdiler. Başka bir şey yoktu, diyeceğim yoktu işte. Budur. Peki o anları biraz konuşmak istiyoruz. Yani tam deprem anı değil de sonrasında neler yaşandı, ne yaptınız? Çünkü hava çok soğuktu, yağmur çok yağdı, kar yağdı. Hep dışarıdaydık, yağmurun altında. Ateş yaktılar önümüzde. İşte kendimizi böyle sabaha kadar avuturduk. Ne yapak? Sabaha kadar dışarıdaydık. Yardımlardan yararlanabildiniz mi? Her taraftan 15 ilden, 20 ilden yardım yağdı. Geliyorlar, yardımlar geliyorlar. Geliyor. Dese yalan, yardım yapılıyor. O gün çok zor durumdaydık işte. Gelinim işte öyle düştü, beli kırıldı. Ankara'ya götürdüler. Yardım çok iyi geliyor. Her yerde geliyor yani. Allah razı olsun herkesten. Öyle. Biz de köyleri dolaşmaya çalışıyoruz. Biraz merkeze gittik. Oradaki durum da gerçekten vahimdi. Burada da çok farksız değil. Yani birçok ev duvarları, her taraf yıkılmış. Bizim komşunun oğlu öldü. Hepsi yerle bir oldu. Sabaha karşı bebeği çıkarttılar, annesini çıkarttılar. Oğlan öldü. 14-15 yaşlarındaydı. Öyle. Burada kendi imkanlarıyla mı herkes gömdü ölülerini?
kendi imkanları da hepsi gönderdi. Hepsi köyümüz yardım etti. Kepçe yani şey yaptı. Mezarlık nerede burada yani nereye gömdünüz? Karşıda mezarlık. Ne kadar ölüm çıktı buradan sayısını en azından siz bilebiliyor musunuz? Bilmiyorum. 50'ye yakın. Sadece bu köyde 50 kişi. Fazla var eksik yok. Fazla var var. Biz bilmiyoruz fazla var çok. Yaralar çok, ölüler çok. Kadınlar Hakkari'de, Bitlis'te ekmek yaptılar. Hepsi çuvalla çuvalla gönderdiler. Dün Bingöl'de geldi bize çorba yaptı. Dağıttılar. Öyle. Evet, herkes seferber oldu. Biz zaten yani toplanma de, yerlerinden de görebiliyoruz. İnsanlar yaptı. Geldiler. Battaniye verdiler yani. Yorgan verdiler. Her şey. Ekmeğimiz, her şeyimizi verdiler. Allah'a şükür. Isınma için soba getirildi mi buraya yani? Biz geldi evden mi? Evden çıkardık. Biz evden çıkardık. Sobamızı. Tırların içinde biz yattık. 5-6 gün tırlarda yattık. Çadır gelene kadar. Öyle. 5-6 gün çok uzun bir süre. Öyle vallahi. Ancak geldi yetişebildiler. Ama biz soğuktan o tırların içinde biz donduk. Kar yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Herkes çıpçallak. İşte havuçta oturuyorduk. Öyle. -15 derecelere kadar hava bazen koşulları düştü. Kar yağıyordu. Evet. Kar yağıyordu. Kar vardı. Peki ne söylemek istiyorsunuz? Bundan sonrası için neler yapılması gerekiyor hem köylerde hem şehirlerde? İşte bizim evlerimiz yok oldu. Ev istiyoruz, her şey. Perişan millet. Hayat sıfır. Hem psikolojik hem de maddi olarak herkes çok çökmüş durumda. Psikolojimiz yerle bir oldu. Evlerimiz yok, bir şeyimiz yok. Ortalıktayız işte öyle. Evlerimiz hiç yok. Haliyle sizin de bir ev talebiniz var bugünlere dair. Çünkü tonlarca vergi verdiniz yıllarca. Bunun dönüşü olacak mı olmayacak mı onu günümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah görürüz. Evlerimiz yok, bir şey kalmamış evde, hiçbir şey. Bir bardak alacağın yok. Yok. Peki devletin imkanları yeterli miydi bu noktada? Hep köylerde geldi. Hep kadınlar giyecek, kendi giyeceklerini göndermişler, battaniyeyi. Yani çocukların asbaplarını hepsini göndermişlerdi. Öyle ekmeklerinin evlerinde ne varsa onları gönderdi köylere. Yine aslında insanlar kendi yardımlarını kendileri ulaştırdılar. Kendi yardımlarını ulaştırdılardı. Herkes giydiklerini getirdiler. Allah razı olsun yani herkesten. Çok geçmiş olsun o zaman tekrar. Umarım tez zamanda toparlanırsınız. İnşallah valla inşallah toparlanırız. Yani bu sıkıntıları atlatırız. Ama zaman gerek çok. Evet. Çok zaman gerek. Öncelikle geçmiş olsun. Yani biz zaten köyü dolaşıyoruz şu an. Köyde çok ciddi hasarlar var. Aynen. Siz de o hasarı yaşayan insanlardansınız. Ev sizin yıkıldı. Evet. Bir başka eviniz de varmış. Hı-hı. O da yıkılmış. Evet, yani biz öyle. Yıkıldı. Evet, iki eviniz yıkıldı. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Neler yaşandı burada? Gece sabah yani sabaha karşı 4'tü. Biz sandık ki yani kıyamet kopuyor. Biz kalktık. Kalkıyoruz, düşüyoruz. Kalkıyoruz, düşüyoruz. Yani yer bizi ileri itiyor. Biz aşağı indik. Baktık biz hep evlerin yıkılacağı aklımıza gelmedi. Ben hiç düşünmedim evler yıkılacak. Biz aşağı indik. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Benim 11 aylık bebeğim kucağımda. Annem üstüme battaniyeleri yığmış. Annem komşumuzu çağırdı. Çıkın dışarı diye. Komşumuz şu pencereye çıktı. Gelin kapı kilitli biz çıkamıyoruz dışarı. O zaman kapılar kilitlenmiş. Ondan sonra iki tane genç geldi. Annem dedi ki koşun gidin o eve. Sonra biz işte gittik komşumuz gile gittik. Benim bebeğim küçüktü. Biz sandık duman var, sis sandık yağmurdan dolayı. Mersem evler yıkılmış. Sonra buraya geldik baktık ateş var, yangın. Burada Suriyeliler vardı. Suriyeliler yaşıyordu burada. Amcam kiraya yani onlara vermişti. Amcamın evi de aşağıda. Ondan sonra benim babam da burada bekçi garajda. Yengem hemen işte enkaz altında amcamı aramış Mersin'de. Amcam da hemen babamı aradı.
Babam da hemen işte yengem gibi gitti enkazın altından kurtardı. Onlar Allah'tan ki merdiven kulesine inmemişler. Tam kapıyı açmış, ikinci kattan tam adımını atacak, ev yıkılmış. Yani üst kattalarmış. Merdiven kulesine girselerdi ölürlerdi. Bizim köyün çoğunluğu merdiven kulesinde öldü. Hepsi. Burada ateş çıktı dedin. Hala etkileri görünüyor zaten. Soba devrilmiş değil mi? Bebekleri küçük vardı. Bebek vardı. Sobayı sündürmediler. Yavrum o bebek içinde. Bebek vardı içinde. Ama buradan görsen yani resmen alev yükseliyor. He. Gece yani. Bir de yağmur. Bir de yağmur, kar, rezillikti. Yani ne anlatacağız ki? Yani kuşadan yeri yok işte. He, aynen mahşer alanı gibi. Allah korusun. Yerde korkuyor. Yerden sısalar. Allah'ım ya. Düştüm gibiydi her yer. He, aynen. Sende bir şey var mı teyze? Kemiğin kırıldı. He, beli kırılan mı dersin? Kemiği kırılan. Yani bütün enkazın altındakiler kendi imkanlarıyla çıkartıldı. Yani ben görmedim. Ama benim duyduğum hani kendi imkanlarıyla çıkartıldı. Afat yetişemedi. Bu sonrasında artık böyle şeyin etkisi geçti, şiddetin etkisi geçtikten sonra bu sefer herkes duyum aldı. Tabii sabaha karşı olunca her taraftan insanlar buraya akmaya geldiler. Aynen. Hem yardımlarını getirdiler. Her herkes yardım ediyor. Aynen, Allah razı olsun. Tam onu diyecektim. O yardımlar size ulaşabildi mi? Sağlam kaynaklar getirebildi mi size buraya? Bize ilk yardım benim kendi gördüğüm ilk yardım Bingöl Valiliğinden geldi. İlktir. Belki onu tanıyorum bilmem. Mehmet adı. O tırları çok getiriyor. Şimdi avzakana aç. Sağlık olacağı o açmış. Güzel. İlaç getirmiş. Kaltanda o şimdi yardım ediyor adam. Yani ilk gün biz çok su sıkıntısı yaşadık. Su içmeye korkuyorduk. Suyumuz yok. Duyduğumuz kadarıyla ilk Barzani'nin şeyleri girmiş dediler. Hani bilmiyorum ben görmedim ama herkes öyle diyor. İlk Barzani'nin yardım ambulansları girmiş köyümüze. Mi, ilçemize mi onu da bilmiyorum. Islahiye merkezde gördük biz ambulans ekibini. Evet yani Irak'tan gelen bir ekipte evlerden. İzleyemiyoruz ki elektriğimiz yok, suyumuz yok. Telefonlarımızı şarj edemediğimiz için dünyadan haberimiz yok. Hani kim nereye takılmış, kim devlet şeyine takılmış bilmiyoruz. Buraya ilk sağlıkçı benim gördüğüm, ben aşağıdaydım. Bir tane Cizre Devlet Hastanesi yazıyordu şeyinde. Yırtık var mı? O geldi baktı herkese. Doktor ve yanında sağlık ekipleri vardı. Sırasında armasında Cizre Devlet Hastanesi yazıyordu. Geldi bütün hastalara baktı, tek tek ilgilendi. Benim de kızımın burnundan kan geliyordu o gün, ilk gün. Dedim ki niye kan geliyor? O da dedi ki bir şey olmaz dedi, griptendir dedi. Öyle, onu gördüm. Başka devletten gördük mü bilmiyorum. Ben görmedim. Bütün halktan gördük yardımları. Bütün halk gönderdi. Allah razı olsun herkesten. Sen kendin de söyledin. Buralar fay hatları. Buraların deprem koordinasyon merkezlerinin olması gerekiyor. Marmara aynı şekilde. Eski belediye vardı. Binaya şey vermedi. Ruhsat vermedi. O gitti. Şimdi Kamal Buran mı ne? O verdi. Adamlar hep gitti. 5-6 katlı. Hep Kemal Buran ruhsat verdi. Hep o vurdu. Aynen. Kendi yandaşlarına mı verdi? Hepsine. Para zarıyor, veriyor. Sana veriyor. Bana dikiyor. Yani bakın bu köyde iki katlı, üç katlı evler zor dayanırken İslahi gibi bir yerde 6-7 katın, 10 katın ne gereği var? Yani zaten bakın bizim köyde çok yüksek binalar yok. En fazla 3 katlı binalar. Hepsi yıkılmış. 3 katlı çok kalmamış. Yani bilmiyorum. Bak yengemgin evi 2 katlı. Daha yepyeni evler yıkıldı. Yani İslahiye'de bu kadar yüksek bina verilmenin bir anlamı yoktu. Bir mantığı yok. Aa, şu çatısı düşer. Şu aşağıda kaldı. İşte şu amcamın sesi daha 5 sene. Evet. Siz de enkazın altından çıktınız. Mesela o an neler yaşandı? Ben onu da biraz almak istiyorum. Şey aşağıdaki işte. Çok korkunçtu. Duvar hepimiz üstümüze yıkıldı. Telefon üstüme. Biz altındayız. Gide korkardık. Eşimi aradım. Ben dedim ki net işte şeyin altındayız. Betonun altındayız. O da hemen abisini aradı. Gelip bizi kurtardılar komşularla birlikte.
Çok korkunç bir şeydi yani işte. Sen tek miydin çocuklarda? Senle kızın. Evet. Ama evimiz yani de ne yazık ki olarak. Çünkü birçok enkaza ulaşılamadı sesler geldiği halde. Çoğu insan donarak da öldü. Biz bunların da haberlerini aldık. Tabii. Hala var. Bir sürü bina daha hiç kaldırılmamış. Biz gözlerimizle gördük. Belki daha canlı var içinde. Sen bilirsin. Bilemeyiz işte. O enkazlar kaldırılmadan da kimse bilemez. Geçişlerine de izin verilmiyor. Birçok binanın etrafı sarılmış. Daha bugün bir hafta oldu. Maraş'ta görümcemin kaynağı daha dün çıkartıldı. Ailecek 4 kişi Maraş'ta. Değil mi? Fay kartı her şey olacak. Onu tekbiri alıcılar. Yani yıllardır vergiler toplanıyor teyzem. TRT'de vergi topluyor, deprem vergisi de toplanıyor, çöp vergisi de toplanıyor. Bu paralar nerede? Herkes bu soruyu soruyor. Bu kadar bina yıkıldı mesela hangi parayla yapılacak? Ya işte ne bileyim. Biz ortada kaldık mesela. Ne ev kaldı, ne bir şey, ne motorumuz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, insanların enkazın altında kurtulanlar artık kendi haline ağlamaya başladı. Biz nereye gideceğiz, ne yapacağız, nereye yetişeceğiz diye. O da gitti. Enkaz altında paramparça oldu. Yani bari o olsaydı diyoruz. Yine halimize şükrediyoruz. Canımız kurtuldu diyoruz. Yani bizden kötüleri var. Biz burada devlet gazetecilerini görmedik. Yani ben görmedim, bilmiyorum. Geldilerse de köy meydanına gelmişlerdir. Hani bir tek bina hasar tespitine geldiler, bir daha da gelen giden yok. Hani bir eksiğiniz var mı, gediğiniz var mı? Yok yani, yok. Yani şu an her şeyimiz var ama aynen sağlığımız yok. Şimdi sağlığımız gidecek. Her şey var, dolu dolu. Allah razı olsun, her şeyimiz var. Ama su, elektrik olmadıktan sonra yani onlar temel ihtiyaçlar. 76, yaşım 76, hayatta ben görmedim bunu. Dedemde de duymadım, babamda da duymadım. Yani bu felaket var ya, hiçbir yerde görmedim. Dedesiyle getiriyor kızını filan, hepsi komple. O da gece yemek filan yedikten sonra gidiyor Diyarbakır görevine. Adam saat 4'te gelir, haber gidiyor adama. Sonra bakıyor ki aile komple gitti işte 6 kişi. Ama baksana duvarlar hepsi. Yani az önce de sarsıntı yaşadık zaten. 4.6 istihaya. 4.6 mı? Hı hı. Muhtemelen bir iki ev kalmışsa da onlar da artık yıkılmıştır. Tabii. Burada yan yatmış daireler falan görüyoruz altta aşağı tarafta. Var ha 4 katlı 5 katlı yan yatmış böyle. Mesela ileride 5 katlı yerle bir oran var. Evet. Hepsi ha bu ev mesela. Adam kapı kilitli balkondan kendine atladı. Abi biz benim ev oradaydı, sonra geldik burada ateş yaktık işte sabaha kadar yağmurun altında söylemezsem tayitlamayı da durduk yani. Yani o şeyle çıkınca insan. Burada yol fazla gitmiyor da. Buradan kayalar düşmüş biraz abi, onlardan bahsedelim. Gördünüz mü onları? Biz gördük tabii, ses geldi bize yani zaten korkudan yaptığımızı bilmiyorduk ki. Bak oradan kayalar geldi, şuradan geldi, orada mağara gibi yer var oradan geldi. Hatta bu evin şu tarafına da geldi mağara tabii büyük kayalar. Kayalar. Yani şu evin kenarına yetişti, az bir şey kalmıştı. Ha buradaki yani heyelan ondan şurada da. Kaya parçası var. Tabii tabii o da gelmiş bak. Orada evet. Görüyorsun yerde evet. Çıktığın yerleri. Evet evet. Sürüklendiği yerleri de. Tabii tabii tabii. Orada bir tane parça var da orada yeni bir, o büyük kaya. Orada duruyor tam gelmedi yani. Şeyin üstünde mi? Şimdi burada heyelan bir de tehlikesi var. Tabii değil mi? İşte o heyelan mesela bizim öbür tarafta daha iki dağ arasında bir yol vardı. Bu zaten fay hattı oradan geçtiği için yol kapandı. Bu öbür tarafı dağın öbür tarafı. Öyle komple mi? Kaydı böyle. Yol mol kalmadı yani. Şimdi haritada kaymaların olduğu da söyleniyor. Doğru işte orası. Orası. Hı-hı. Orada mesela maden ocağı var yukarıda. Evet. Orada iki kepçe söylediklerine göre kömülmüş böyle. Zaten bizim o ilkokulla tandır arasında bu fay hattı oradan geçmiş. Hatta yani gördüğünüz orada toprak asfalt kalkmış. O aradan gitmiş mesela. Akbez var hasta tarafında bizim ADP'de oralar. Yol çat Akbez var aşağı orada bir şey yok. Ama yukarı köyler mahvoldu. Zaten bu direkt Kırıkhan'a gidiyor. Kırıkhan Hatay ondan sonra ta Reyhan'la ta Suriye'de yetişmiş. Evet, Suriye'de 10-20 kilometre. Evet, ha. Enkazın altında kalmış hala çıkarılmayı bekliyor. Biz duyduk yani onlar da aynı öyle. Yani burası gerçekten yani ıslahiye de çok korkunç, da köy de çok korkunç. Burası da aynı öyle bak benim ev, çünkü bir buranın şey avantajı 2 katlı 3 katlı insanlar bir şekilde kendilerini tabii, atabilmişler. Tabii. Ama ıslahiye de 10 katlı binalar. Ben orada indim. Benim babam var eski o kiremitli. Ben kıl payı kurtuldum.
hatta dizimizim hepsi yarıldı yani, böyle şey oldu. Geldim böyle de hanımla beraber kucaklaştık, sanki derse 50 kişi bizi havaya kaldırıp kaldırıyordu. Yani biz şok olduk yani işte. Yani bu fay hattının etkisi yan yan sallamaktansa önce direkt böyle, fırlatarak. Tabii o da var. Bir de böyle ilk önce 7.8'de böyle baraj kuzey güney diyelim. Öbür de sonra doğu batı. O ikinci 7.4'tü ya. 4 taraftan geldi. Hı hı. Hatta benim evimde mutfakta. Kapılar bu tarafta git. Sanki dersin komple yere yıkmışsın diyor. Camdan bir şey kalmadı yani. O ilk olanda. İkincide de öbür tarafta. Zor bomba hep düştü. Halı malı yani zorla söndürdük. Evet yani. Aşağıda Suriyeli yurttaşlarında kaldığı bir ev vardı. Hı-hı. Orada da soba devrilmiş, kıl payı. İnsanlar öyle kendilerini çıkartabilir. Daha doğrusu yine köylüler yardım edip onları çıkarmıştı. Şey yaptık. Hatta aşağıda bir ev daha vardı. Annesiyle iki çocuktu. Hı-hı. Annesiyle çocuk boşlukta kaldı. Onları kurtardı. Bir çocuk da çekatü süredi. Çiriş dediğimiz kolon var ya, evet. Çocuğun kafası üzerine düşmüştü, beyin kalmamıştı. Yani dehşeti hakikaten her insan anlattığında vallahi insan daha çok ürperiyor. O şokun altında. Şokun yani. Daha herkes altında. Yani daha da psikolojik olarak da herkes çok normal yani. Değil. Bir de üstüne biz Adıyaman'da da, Malatya'da da, Maraş'ta da çığlık seslerini çok rahat, yani basını takip eder bilme şansı çok yok köylerin. 4, 10, 15, 20 geçe şey oldu. Geldik milletin kızırtı bacırtıyla böyle sesler, zaten inlemeler. Hatta geldik abi şurada ateş yaktık, bir tarafta kar yağıyor, bir tarafta zaten yerde vardı. Su, yağmur yağıyor, ateş mateş yaktık, önümüz kuruyor, arkamız ıslak. Arkamız kuruyor, önümüz ıslak yani. Benim ev orası. Şükür bir şey yok, çizik müzik. İhmalkarlıklar çok konuşuluyor. İnsanlar orada avaz avaz bağırıyorlardı. Hı-hı. Bizim yardımımıza neden kimse gelmiyor diye. Vallahi biz AFAD ta buraya ikinci gün geldi. Saat 10 mu neydi, öyle bir şeydi. Çünkü ben burada daima dolaşıyordum. Sonra geldi, hatta biz de baktık betonu kaldıramayız. Hı-hı. Kepçeler gelse mesela bilinçsizlikten mesela yaşayanı öldürürüz bu sefer. Evet, onlar da çok yaşandı. Yani önü aldık. Sonra AFAD geldi saat 10 mu 11'di. Adıyaman'la Bingöl gelmişti. İki ekip gelmişti. Sonra onlar şey yaptılar. Sabah 10'a kadar çalıştı, adamları çıkardılar hepsini, şükür yani. Yani öyle olarak. Diğer taraflarda ama enkazlar çok fazla, ölümler çok fazla. Hala ıslahiye çıkarılmayı bekliyor. Böyle moloz kalmış. Büyük binalar. Evet. Hatay mesela. 11 katlı. Hatta benim aklıma... Neden deprem bölgelerine 10 katlı, 11 katlı binalar yapıldı? Vallahi o mühendislerin bileceği şey. Ha benim ev mesela, ben yaparken ustaya dedim ki malzemeden kaçma kardeşim. Ben bu evi 55 yaşından bir kere yapıyorum. Evet. Hatta millet 12'lik demir katıyorsa kolonlara, ben 14'lük attım. Evet. Temelini raylı sistem yaptım. Şükür Allah'a bir çizik yok. İşte raylı sistem, ha. Herkesin konuştuğu, tartıştığı, üstünde durduğu. Abla bak şimdi ben onu bir şey yapayım. Sadece enerjim yukarıda düştü. Evet. İçeride de malzemem düştü, yani yıpranma o oldu yani. Evin etrafında içinde bir çizik çatlama gene yok şükür Allah'a. Genelde korkuyoruz, çadırda kalıyoruz. İşte tedbir korudu. Tedbir korudu. Aynen. Peki tedbirsizlikler birçok insanın ölümüne mal oldu. Dediğim gibi o eski ev neredeyse benim üzerime, yani bir adım daha gitseydim ben de gitmiştim ya şu an. Geri geldiğim için ben yani mutluyum yani, ne yapayım. Gidenlere ancak üzüleriz yani. Yardımlar noktasında da bir iki soru sormak istiyorum. Buraya genelde çevre illerden daha çok yardımlar geldi. Doğru. İnsanlar kendi seferberliğini ilan ettiler. İşte her şeyi yollamaya çalıştılar. Doğru. Ama bazı yardımların önü de kapatılmaya çalışıldı. Vallahi biz de yönlendirmeye çalışıldı. Görüyoruz internette de filan gelen yardım araçlarının önünü filan kesmeler filan hepsi görüyoruz. Yok sağ olsun, bizim buraya gelenler şu ana kadar gelen vatandaş, herkes ihtiyacı neyse battaniye aldı. Yiyecek mi yiyecek. Öyle yapıyoruz yani bizimki, buradakiler. Evet. Çok geçmiş olsun diyelim tekrardan. Umarım tez zamanda bu yaraları atlatırız. 4-5 sene sürer ablacığım şimdi doğrusu. Tek mesela bir Van'da oldu, 200 senede ancak kendine gelebilir, değil mi? Evet. Bu şu an 10 tane il. Ya bizim Maraş. Kim bilir kaç milyon kişi, değil mi? Evet. Adıyaman şey olsa, Hatay olsa. Elbistan yok oldu, Adıyaman merkez yok oldu. Pazarcık'tı. İlk, evet, 7 pazar, nokta. 7, ilk nokta orası. Sonra Nurdağ oldu. Nurdağ. İşte şu an biraz önceki 4.6 İslahi'ymiş. İslahi. Vura vura geliyor. Vallahi zaten en büyük. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Yani biz biliyoruz yani, bu Hatay depremi diye bir deprem varmış. Zaten bu iki de arası deniz, ırmak. Hatta ileride Cıncıklı'da bir yer varmış. Hristiyan Yahudilerin. Hı. Liman merkezimiz. Zaten önce burası denizmiş. Evet. Bir deprem olmuş, böyle yerleşim olmuş. Bazı bizim yazılarda koyu vurduk. Mühendisine geliyor, siz nasıl burada yaşıyorsunuz diyor.
altı komple su bırak. İki, bu iki de arası. Ta Adıyaman'dan Maraş'a kadar full. Bile bile böyle yerlere yerleşim izni vermeler. Hı-hı. Evet. 55 yaşında normal işte böyle şey oluyor yani millet gidecek yeri yok. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz. İyi günler. Geçmiş olsun tekrardan. Öncelikle merhaba diyelim merhaba size. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim ve bu koordinasyonu nasıl oluşturduğunuzu biraz değinmenizi isteyeceğim. Doktor Mehmet Fırat Doğan ben. Bu Altın Üzüm bölgesinin koordinasyonunu sağlıyoruz. Aslında biz bir gönüllü olarak geldik. Burada kendim bir fabrikam var. Onun için hem de buralıyız aslında olduğumuz için. Burada 52 köye birinci günden itibaren ulaştık. Kendi imkanlarımız hem şahsi hem arkadaşlarımızın bu destekleriyle buraya tırlar getirdik. Tüm köylerimize ulaştık. İslahiye ilçesine yardımlar vardı ama köylere ulaşamıyordu maalesef. Biz birinci günden itibaren arkadaşlarımıza, bunların hepsi bizim akrabamız ve soydaşlarımız, komşularımız. Tüm köylerimize ulaştık. Oradaki enkazlar vardı, enkazlar çıkartıldı. Herkesin ihtiyaçları karşılandı. Şimdi böyle bir yıkılmayan bir binamız vardı. Bunun keşfini yaptık. Baktık ki binamız sağlam. Hastanemizi aktive ettik. Çevre arkadaşlardan, köylerden yani şehirlerden buraya doktorlar getirdik. Bir eczane kurduk. Adana'dan bir dostumuz sağ olsun bize bir eczaneyi komple buraya getirdi. Eczanemize oturduk. Eczacı getirdik. Asistanlarımız var. Onları oturtturduk. Burada bir afet yönetim merkezi kurduk. 52 köye buradan hizmet veriyoruz. Ayrıca işte gelen tırlarımız var. Bunlar yine bizim arkadaşlarımızın getirdiği. Burada depomuzu kurduk. Tabii herkese dağıttıktan sonra. Bundan sonra böyle tekil tekil herkese ulaştırmak için bir yönetim sistemi kuruyoruz. Burada çünkü salgınlar başladı. İshaller artmaya başladı. Solunum yolu rahatsızlıkları artacak. Biz birazcık da salgının önüne geçmek için daha koordineli bir yaşam kurmaya çalışıyoruz. Burada şimdi önümüzdeki periyotlarda yani yemek çıkarmaya başladık. Bunlar var. Bunlara başladık. Akabinde de burada bir banyo vesaire ihtiyacını karşılamamız lazım ki İnsanlar artık bir salgının önüne geçebilir. İçinmesi lazım. Evet. Şu an düzenimizi oturtturduk. Sağ olsunlar. Hem valimizle görüştük, bakanlıklarımızla görüştük. AFAD yönetimiyle de sonradan görüştük. Bize birkaç tane daha ekip gönderdiler. Yine arkadaşlarımız, akrabalarımız var, doktorlar. Burada bize yardımcı oluyorlar. Köyün gönüllü arkadaşları var. Ekibimizi kurduk. 24 saat açıkçası. Kaç doktor var hocam dışarıdan gelen? Birinci gün 5'ti. Sonra bunlar git gel yapıyorlar. Burada şu an mesela 2 tane doktorumuz gönüllü olarak çalışıyorlar. 3 tane hemşire arkadaşımız var. Yine böyle ani müdahaleler yapacak 2 tane arkadaşımız var. Bunlar hep bizim çevreden getirdiğimiz eşimiz dostumuz açıkçası. Çok güzel bir sivil aslında organizasyon. Daha sonrasında biraz daha koordine haline dönüşmüş. Evet. Aslında refleks üzerine gelişmiş bir çalışma başlatılmış diyebiliriz başlangıç için. Afet yönetimine alışkın olduğumuz için açıkçası yani birçok biz maden ocakları yöneticiliği yaptık bu zamana kadar, inşaat yöneticiliği yaptık. Onun için bu tarz afet yönetimine uygun bir yaşam şeklimiz de var zaten. Birinci gün koordine olduk yani ilk günün gece saat 12'de açıkçası 4'te deprem olmuştu. Biz 12'de buraya 5 tane tır getirdik. Aslında AFAD bunları dağıtacak diyorlardı. O koordinasyon tam olarak sağlanamadı maalesef. İlçe komutanından ricada bulunduk. Dedik buna gönüllüyüz dağıtalım. Tırları zaten kendimiz getirdik. Bize tamam dedi yapın. Biz o şekilde 52 tane köyün hepsine birinci gün 5'tir. Onun akabinde 40'tır 25 kamyon. Bu tamamen bizim gönüllü arkadaşların yüklediği, getirdiği tırlardı. Bunların hepsini burada dağıttık. Şu an sağ olsunlar köyde hiçbir ihtiyacımız kalmadı yani. Devamını getirmemiz lazım. Yani bu ilk bir hafta ama bu insanlar büyük ihtimal devam edecek bu yaşam şekline. Tabii ki buralarda enkaz çalışmaları var. Belirli bir yerde bir kurulum yapılması lazım. Bu insanların buradan taşınması gerekiyor. Ama en azından biz bu süre zarfında insanların sürdürülebilir yaşamını burada oturtmak için mücadele ediyoruz. Buna dair hiç bilgi aldınız mı hocam? Yani buradaki kalan insanların en azından koşulları ne durumda olacak? Sonrasında bir şey gelişecek mi? Çünkü yardımlar bir yerde sonra tıkanabilir. Artık rutin bir hayata dönüşebilir. O süre zarfında bilinçsiz bir tüketim gelişebilir. Aynen. Bununla ilgili çalışmalar hiç yürütüldü mü burada? Şimdi yürütülecek mi? Tabii gelen arkadaşlar var. Binaların kontrollerini yapıyorlar. Yani hangileri yıkılacak vesaire. Köyümüz kötü durumda. Büyük ihtimal buradaki binaların çoğu yıkılacak.
Evet, tabii bu yıkım anında buradaki insanların evlerini, çadırlarını yanlarına kurdukları için bunların da buradan tahliye olması lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, gerekli kişilerle görüşüyoruz. Ama burası bir tarım bölgesi. Onun için bu insanları buradan göndermek de çok imkansız. Büyük ihtimal burada bir çiftçilerin yaşayacağı bir alan kurulur. Belki aileleri başka yerlere tahliye edilebilir. Bu şu an tabii düşünülüyor. Biz tabii onlarla birlikte hem onlara yardımcı oluyoruz hem kendimiz burada bir düzen kurduk açıkçası. Şu an organizeyiz. Yani o şekilde devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun, teşekkür ederim. Yani ihtiyacımız var. Belirli bir süre daha bu yardımlar devam edilmeli. Zaten bu saatten sonra bir de sizlerden, insanlardan ricam sağlarda, sollarda kafalarına göre malzeme dağıtmasınlar. Yağmacılık kültürü oluştu. Bu daha tehlikeli ve bu yağmacılık kültürü salgına neden oluyor. Yani çünkü insanlar birbirleriyle daha çok temas ediyorlar ve bu insanlar hijyen kurallarına uymadıkları için birbirlerine bu salgını yayıyorlar. Yani mikropları birbirine yayıyorlar. Şu iki gündür karşılaştığımız çok ciddi seviyede bir ishal var. Bu tabii mikrobik bir hastalık. Bu devam da edecek. Görünüyor bu. Onun için bu yağmacı kültürden bazı insanlar geliyor samimi şekilde ya da böyle güler yüzlü bir şeyler dağıtmaya çalışıyor. Bu tabii insanların bir anda oraya yığılmasına neden oluyor. Bunlar tehlikeli şeyler. İyilik yaptığımızı zannedip kötülüklere neden oluyoruz. Onun için koordine bir şekilde yapılması lazım. Şimdi biz burada, burası aslında bir şeydi yani sağlık merkeziydi. Biz burayı hem hastane olarak kullanıyoruz hem afet merkezi hem de bir depo alanını artık çevirdik. Bundan sonra teker teker evlere ulaşıyoruz. İhtiyacı olmayana vermememiz gerekiyor. Bakıyoruz ki bir kişinin ihtiyacı var. Hemen oraya ulaştırıyoruz. Daha düzenli. Bundan sonra insanların bir yerlerde yığılması, birbirleriyle temasını da engellememiz lazım. Köy bölgesi zaten kalabalık insanlar. Bir de başka kalabalık gruplarla temasa girdikleri zaman salgın daha da büyüyecek. Bu tehlikeli. Yani iyilik yapıp da iyilik yaptığımızı zannedip yarın tehlikelerin neden olmayalım.